Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eğitmen Nesasan. Bugünkü eğitimde örnek sayfaları sileceğiz. Peki örnek sayfaların durması bizim için SEO konusunda nasıl bir sıkıntı yaratabilir? Öncelikle arkadaşlar Google botları bizim web sitemize girdiği zaman her şeyimizi tarar ve bizim neyle ilgili işlem yaptığımızı orada görür. Mesela biz hayvanlarla ilgili, mamayla ilgili veya bir şey yaptığımız zaman der ki Google, ha tamam bu insan bu web sitesi hayvanlarla ilgileniyor. Biri bana sorduğu zaman, hayvanlarla ilgili bir web sitesi veya bir bölüm sorduğu zaman ben bu web sitesini göstereyim der arkadaşlar. Ancak web siteniz karman çorman olursa, çorba gibi olursa der ki adam, ya bakın bir başka web sitesi var, bu tamamen hayvanlar üzerinden çalışıyor ama bir tanesi de var ya birazcık sıkıntılı, her şeyden biraz var. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle de diyebilir. İnsan olarak düşünün Google arkadaşlar. Şimdi bunu söyledikten sonra lafı daha fazla uzatmadan ana sayfamıza geçelim. Tarayıcımızı çalıştıralım ve örnek sayfa silme işlemine geçiş yapalım. Şimdi WordPress'e giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bu bölümde sayfaların hemen altında tüm sayfalar bölümüne bir defa tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada şu an iki tane sayfa var arkadaşlar. Bir tanesi gizlilik politikası, bir tanesi de örnek sayfa. Bakın gizlilik politikasını daha sonra düzenleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu gizlilik politikası bizim için gerçekten çok önemli ve çok ağır yaptırımları olabiliyor bazı durumlarda. Ama şöyle durumlarda, mesela bir alışveriş web siteniz var. Kullanıcılara giriş yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcıların adreslerini oraya yüklemesini istiyorsunuz veya kredi kartlarının kaydedilmesi gibi bazı işlevleri ekliyorsunuz. Veya kullanıcı verilerini saklıyorsunuz. Telefon numaralarını, mail adreslerini saklıyorsunuz arkadaşlar. Burada şunu yazıyorsunuz. İşte şu şu kanun gereği, şu şu düzenleme gereği şu şekilde verilerinizi koruyoruz diye insanlara beyan etmeniz gerekiyor. Veya ben size senin telefonunu şu şekilde alıyorum, şunun için kullanacağım, buna rıza veriyor musun diye arkadaşlar. Buradaki politikaların hepsini burada belirtmemiz gerekmekte. Verileri ne amaçla kullandığımızı burada belirtmemiz gerekmekte arkadaşlar. Şu an taslak olarak bu dursun. Yani örnek olmak adına daha sonra zaten size göstereceğim ama sıradan bir blok oluşturuyorsanız siz, tabii ki de bu gizlilik politikası o kadar da önemli değil zaten. Çerezler bölümünde de bunları size ayrıntılı ve profesyonel bir şekilde anlatacağım. Her zaman da dediğim gibi bu eğitimin sonunda kendi web sitenizi yapıp başkalarına satıyor olabileceksiniz arkadaşlar. Pardon, kusura bakmayın tekrar. Şimdi örnek sayfa bölümünün yan tarafında aynı yazılar gibi arkadaşlar. Bakın bu sayfalar ve yazılar aynı panelde gösteriliyor. Yani farklı panellerde ama kişisel olarak kişiselleştirildiği zaman aynı panelde gösteriliyor. Şimdi örnek sayfada burada hemen çöp diyoruz arkadaşlar. Örnek sayfa için çöp diyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu sayfa çöpe taşındı diyor. Aynı şekilde az önceki gibi çöpe tıklıyoruz. Örnek sayfayı kalıcı olarak sil diyoruz arkadaşlar. Ve bu eğitimde de gördüğünüz gibi örnek sayfayı kalıcı olarak silmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir eğitimin daha sonuna geldik. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sürçülisan ettiysek affola.